Kültür Ekranı KRT'den herkese merhaba. Bugün 8 Nisan Pazartesi, 31 Mart'ın üzerinden tam 8 gün geçti ancak yankıları hala sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Orhan Sarıbal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Aslanım, hoş bulduk. CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nde 8 gündür nöbetinizde sürüyor sizin. Oradan ayağınızın tozuyla geldiniz aslında. Dilerseniz sondan başlayalım. Şu an yeniden sayılması kararlaştırılan sandıkların ne kadar açıldı? Fark ne kadar? Bunu sizden dinleyelim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle ben Çekmeköy'de görevli olduğum için Çekmeköy'den geldim. İl koordinasyonuna geldik. Oradan oraya yönlendirildik ve pazar günü gece gelmiştim. Bir hafta oldu. Ve o andan itibaren de sürekli oradayız. Aşağı yukarı ayrılmıyoruz hemen hemen. İlk kez sizlerin çağrısı üzerine buraya geldik. Orayı bir deyim yerindeyse açıkça net bir şekilde bekliyoruz ve koruma altında. Gerçi emniyet görevlileri de gerçekten çok iyi niyetle bu işi yapıyorlar. Geniş bir güvenlik önlemleri de var. Hani hakkını teslim etmekte yarar var. Onlarla birlikte sandıkları bekliyoruz. Son fark aldığımız bilgi, yani bu ana kadar YSK'nın almış olduğu, ilçe seçim kurullarının almış olduğu, il seçim kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda %92.3 düzeyinde sandıklar açıldı. Benim bulunduğum Çekmeköy'de %100'ü tahmin ediyorum açılmıştır. Çünkü ben geldiğimde bir 30-40 kadar sandık kalmıştı. Bayağı da bir zaman oldu. Muhtemelen orası da bitmiştir ve biz bütününü sayıyoruz aynı zamanda. Geçersizleri de sayıyoruz, geçerli olanları da sayıyoruz. Bütününü sayıyoruz. Tamamen %100 yeniden sayım yapmış oluyoruz. Ama bütününe baktığımızda İstanbul üzerinden değerlendirdiğimizde 92.3 oranında sandıkların açıldığını görüyoruz. Çok az bir bölüm kaldı ve 15.700 civarında oy farkı hala resmiyetini sürdürüyor. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun anlık verilerinden anlıyor. Çünkü şöyle yapılıyor. Sandık sayıldığı andan itibaren ister geçerliler olsun ister geçersizler olsun aynı anda sisteme giriyor. O sistem şu anda tamamını veriyor. Yüksek Seçim Kurulu 15.700 oranında bir farkı şu anda net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Evet, bu arada sevgili izleyenler için de söyleyelim. Ekranımızın sol üst köşesinde de görebiliyorlar farkı. Anlık olarak bizler de veriyoruz. Sizin verdiğiniz veriyi de paylaşmış olduk. Şöyle devam edelim. Yüksek Seçim Kurulu'nda neler oluyor? 8 gün nasıl geçti? Neler yaptınız? Nöbetiniz hala sürüyor. İstanbul'u konuşacağız elbette. Birazdan Ankara ve diğer illeri de ele alırız sizinle birlikte ama İstanbul olarak başlayalım. O 8 günlük süreci sizden dinleyelim. Şöyle biz tabii sonuçlar açıklanmaya başlayınca biliyorsunuz Binali Yıldırım çıktı, bir seçimi kazandık dedi. Ama tabii veriler takip ediliyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten bilişim sistemi çalışıyor. Veriler bize geliyordu ve verilerden kesinlikle öyle bir kazanımların olmadığını, asıl kazananın Ekrem İmamoğlu olduğunu, CHP'nin olduğunu görüyorduk biz rakamlar üzerinden. Genel merkezimiz hemen bir çağrı yaptı. Çünkü biliyorsunuz kedi giriyor, bir elektrikler sönüyor. Zaman zaman seçimlerde bunları yaşıyoruz. Aslında bütününe baktığımızda iktidarın nasıl da geçmiş seçimlerle oyun oynadığını, bugün de nasıl o oyunun altında kaldığını görüyoruz. Ve o farkı görünce mutlaka bunların iktidar gücünü kullanarak başka şeyler yapabileceklerini, her zaman yaptıklarını yapacaklarını, seçimi manipüle edeceklerini biliyorduk. Bütün buraya toplandık hepimiz. Tabii acil işleri olan derken ilinde seçime müdahale eden, ilçesinde seçime müdahale eden arkadaşlarımızın dışında hepimiz buraya toplandık ve herkes aynı gece görevlendirildi. Değişik ilçelere doğrudan gidildi ve o andan itibaren, yani seçim gecesinden itibaren sandıkları beklemeye başladık. Bir kısmı kültür merkezlerinde, bir kısmı okullarda, bir kısmı kapalı spor sahalarında, değişik yerlerde bütün arkadaşlarımız, MYK, parti meclisi üyelerimiz, milletvekillerimiz hepimiz orada görev aldık ve o gündür bugündür mücadelemizi sürdürüyoruz. Yani halimizden de bellidir galiba. Biz fotoğrafımız var da evet, arkadaşlarım da hemen ekrana yansıtmışlar. Hakikaten 8 günlük nöbetin göstergelerinden biri herhalde değil ya, mi? Ya o sadece bir tanesi. Çok da yankı buldu. Genç arkadaşlarımız da bizim durduğumuz yer şöyle. Sandıklar kapalı bir bölgede, açık değil spor salonunun olduğu gibi. Kapısını
sürekli mühürlü tutuluyor. Sadece şey alındığı zaman, sayım yapıldığı zaman sandık açılıyor. Gece o bölgede, o kapalı bölgeye giden, yani sandıkların olduğu yere giden bölgenin önünde de böyle sandalyeler var. Biz üç arkadaşız. Benim yanımda Balıkesir milletvekili var, Fikret Şahin. Aynı zamanda yine Bursa milletvekilimiz var, Yüksel Özkan. Birlikte tutuyoruz nöbetlerimizi. Değişik değişik onlar da kalıyorlar. Ben de kalıyorum. Bazen böyle, bazen tek sandalyede. Çünkü kalabalık olunca bazen öyle hepimize bu kadar çok sandalye düşmüyor. Baktığınızda 1, 2, 3 sandalye, bir de başımızı koyduğumuz yer var. Genç bir arkadaş bunu çekmiş. Birkaç taneyi çekmiş, sonra da işte yayınlamış. Tabii bununla değil, bütün arkadaşlarımız böyle. Bana özgü bir durumda değil. Yani bir taraftan gerçekten hani trajikomik bir durum. Hani anlatılması bir taraftan zor. Öbür taraftan bir ceberrut yapıya karşı herkesin büyük bir mücadele içinde olduğunu görüyoruz. Biraz önce YSK dediniz. Ortada bir YSK falan yok. İktidar yani özellikle saray tamamen, bugün de yaptığı açıklamalar üzerinden baktığımızda, İstanbul'u vermemek için her şeyi yapıyor. Mesele bu. İstanbul'u vermek istemiyor. AKP Genel Başkanı, saray ve bakanlar İstanbul'u vermek istemiyor. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'na vermek istemiyorlar. İstanbul'u başka bir siyasal partinin yönetmesini istemiyorlar. Aslında soruyu buradan sormak gerekiyor. Niye? Evet, neden bir şey istemiyorlar? Yani sonuçta hep kendileri şunu söylüyorlardı. Sandık demokrasidir. Oysa sandık demokrasinin bir parçasıdır. Demokrasiyi geliştirmek, büyütmek, demokratik bir hayatı örmek için sandık sadece bir parçasıdır bu işin. Ama onlar şunu yapıyorlardı. Sandıktan çıkıyorsak tamam, demokrasi yerine gelmiş. Ondan sonra istediğimizi yaparız. O halinden tutun da her türlü baskıya kadar, hakimleri, savcıları değiştirmekten tutun da sokaktaki insana müdahale kadar her şeyi yapıyorlardı. Sandık tek onlar için demokrasinin temel unsuru olarak görülüyordu. Bu defa ve sandıktan çıktıkları zaman şunu söylerdi. Milli irade yerine geldi. Milli irade oldu. Kendileri çıktığı sürece milli irade tamam. Sandıktan AKP çıkarsa milli irade yerine gelmiş oluyor. Ama AKP çıkmazsa olmaz. Orada bir sorun var. Niye İstanbul'da, yani bütün illerde oluyor da neden İstanbul'da böyle bir şey olsun? Bir sürü açıklama yapılıyor. Üst üste açıklamalar. Önce geçer soyları saydılar. Sonra hakimlerin bir kısmı sayıma itiraz ettiler. İptal ettiler. Tekrar il kuruluna, ilçe kurullarına itiraz ettiler. Tekrar il kuruluna itiraz ettiler. Şimdi de tekrar İstanbul'un bütün alanlarında sayımın tekrar yapılması için bir şey attılar ortaya. Evet. İtiraz attılar. Özellikle Büyükçekmece. Büyükçekmece meselesi tabii bambaşka bir şey. Sadece Büyükçekmece mi onu yapmışlar? Bakıyorsunuz nüfus dediğiniz nüfus müdürünü ben atamıyorum. Nüfus müdürü kamudan gelen birileri. Türkiye'ye baktığımız zaman birçok yerde buna benzer oyların kayması var. Biliyorsunuz biz günlerce uğraştık. Büyük bir kısmını, 40 bin 50 binini iptal ettirdik. O zaman onlar iptal ettirmemek için her şeyi yaptılar. Bizim önümüze engel getirdiler. Biz bir yerde 100 kişi olur mu, bir yerde 200 kişi olur mu diye 40 binin üzerinde bir iptal yarattık. Ama onlar iptal etmemek için her şeyi yaptılar. Ne oldu şimdi? Ama mesele şu, bunun da ötesinde mesele. Mesele kaybettikleri bir seçimi net biliyorlar, farkındalar. AKP Genel Başkanı da biliyor, bakanlar da biliyor. Hatta en önemlisi, AKP seçmenleri şu anda Ekrem İmamoğlu'nun ve CHP'nin bu seçimi kazandığını biliyor ve hakkın teslim edilmesini de istiyor. Evet, Ekrem İmamoğlu da öyle söyledi zaten. Doğru olan da bu. AK Partili vatandaşlarımın benim kazandığımın farkında olduklarını biliyorum. Ve onların da başı öne eğiliyor aslında. Yani süreç bu şekilde ilerliyor demişti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada bu itiraz süreciyle ilgili dedi ki bazıları değil neredeyse hepsinde bir usulsüzlük var. Bütünüyle bir usulsüzlük var dedi ve bu konuyla ilgili savcıların gereğini yapacağını düşünüyorum açıklamasını yaptı. Ne mesajı vermek istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Mesaj şu, Yüksek Seçim Kurulu'na bir kere terbiye ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'na diyor ki siz diyor bu yönden karar alacaksınız. Ama aynı zamanda şöyle de deniliyor. Yani bu işin patronu YSK. Mesela Binali Yıldırım her defasında
çıkıp söylediği zaman YSK bu işin patronudur deniliyor. Elbette. Ancak YSK Başkanı da en son yaptığı açıklamayı paylaşayım. Yargı süreci devam ettiği için herhangi bir değerlendirme yapmam uygun değil dedi. Ya doğru, şöyle YSK Başkanı zaten zorlanarak açıklama yapıyor. Acaba ağzımdan çıkacak bir kelimeden sonra başıma ne gelir diye. Böyle bir rahatsızlığı var. Kaldı ki YSK Başkanı da aslında görev süresi uzatılırken bunları görmek zorundaydı. Bugüne kadar YSK Başkanı ne yapacak? Burada eğer korumasak, eğer sistem çalışmasa ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Onlar istedikleri gibi bunu manipüle edip her şeyi yapabilirler. Süresi uzadığında bugüne kadar iktidarla iyi geçinen biri olarak iktidar buna her şeyi yaptıracağını falan düşünüyordu. Oysa bu defa işler döndü. Buradan şunu anlıyoruz biz Aslı Hanım. Aslında en önemli tespitimiz şu bizim. Biz aslında AKP'nin ve sarayın bugün bu seçimi iptal ettirmek ve CHP tarafından kazanılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belediye seçimi sonrasını teslim etmemek için CHP'ye göstermiş olduğu bu tavrı şöyle değerlendiriyoruz. Buradan şu ortaya çıkıyor. Aslında 1 Nisan 1 Kasım 2015 seçimi aslında tartışma konusudur. 16 Nisan 2017 evet hayır referandumu aslında tartışma konusudur. 24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimi aslında tartışma konusudur. Aslında iktidar seçimlere müdahale ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Çok net. Neden? Neden? Hatırlayın. 2014 yılı Ankara yerel seçimleri. Daha seçim hukuki süreç devam ediyor. Götürdüler mazbatayı verdiler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçek'e. Hukuk sürüyordu. Devam ediyordu. Engellenen neydi? O zaman bu kaygıları, bu gerçekten seçim yenilgisini hazmedememelerinin bir nedeni olmalı. Temel nedeni. Aslında buna bakmak lazım. Bunları bu kadar rahatsız eden meseleye bakmak lazım. Bakın İstanbul 16 milyon 40 milyar bütçe. Soruyoruz. İstanbul'da kaç bin kişi çalışıyor büyükşehirde? Bunların ne kadarı maaş alıyor? Ne kadarı aktif çalışıyor? Ne kadarı aktif çalışmıyor? Birincisi bu. İki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bugüne kadar ihaleleri kimler aldı? Bu ihaleler hangi koşullarla verildi? Bu ihaleleri alanlar hangi fiyatlarla aldılar? Ve bunların kim olduklarını mesela biz bilmiyoruz. Üç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarından siyasal parti, iktidar partisi, cemaat, vakıf, buna benzer o kurumları nasıl ayakta tutuyor? Onlara mesela ne kadar destek veriyor? Ne kadar yardım yapıyor? Onları nasıl tutuyor ayakta? Bunları biliyor muyuz? Hayır. En basitinden bir futbol takımının sıfırdan gelip bir iktidar mücadelesine dönüyor olmasının altında bir ekonomik kaynağın nasıl ve nereden elde edildiğini ki bir sürü basına düşüyor. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman kayıp çok fazla. Bizim göremediğimiz, görmek istemediğimiz, kamuoyu tarafından bilinmeyen ama yarın oraya Ekrem İmamoğlu oturduğunda ihalelerin kime gittiğini, bankamatik maaşçıların kim olduğu, hangi cemaat, hangi vakıf, hangi kurum ve kuruluşlara, hangi yöntemde nasıl paraların aktarıldığı, aynı zamanda ihalelerin kimlere, hangi yöntemlerle nasıl verildiği, bütün bunlar hani deyim yerindeyse cerahat akacak. Yara açılacak ve içerisindeki bütün kirli, bütün bugüne kadar saklanmış her şey meydana çıkacak. Sorun şu, hiç tahmin etmediler seçimi kaybedeceklerini. Hiç. Seçimi kaybedeceklerini düşünmedikleri için aslında bir hazırlık da yapmamışlardı. Seçim yenilgisinin kendilerine neye mal olacağını çok fazla düşünmemişlerdi. AKP seçimi hazırlıksız mı yakalandı yani? Yenilgiye hazırlıksızdı. Yenilgiyi hiç düşünmüyordu. Mutlaka ve mutlaka kazanmak üzerine kurgulamışlardı her şeyi. Dün daha basına düştü. İSKİ'den
tonlarca evrağın nasıl götürüldüğünü sosyal medyadan görüyoruz. Çok açık ve çok net. Ne oluyor? Telaş ne? Sonuçta bir belediye bir seçim olmuş. Belediye başka birilerine geçecek ve kamu görevi sürdürülebilirdir. Kamu görevi devamlılığı esastır. Siz gideceksiniz, bir başkası gelecek. Nereye götürüyorsunuz evrakları? Yani ne işinize yarar? Ne yapmaya çalışıyorsunuz mesela? Yani bütünüyle baktığımızda aslında İstanbul'u kaybetmek ne yazık ki sarayın artık tutunacağı bir dalının kalmadığını gösteriyor. Bu çok açık, bu çok net. Bunun ülke içi yansımaları var, ülke dışı yansımaları var. Türkiye'nin her tarafından insanlar inanılmaz derecede rahatsızlar ve tepki gösteriyorlar. Ciddi anlamda tepki gösteriyorlar. Yani sadece İstanbul meselesi, İstanbul seçimi İstanbul'la sınırlı değil. Evet. Bütün Türkiye'yi etkiliyor. Bütün Türkiye buradan doğru bir şey çıkıyor. Ve şunu gördü insanlarda bir psikolojik motivasyon, psikolojik üstünlük. Ya işte bu adamlar yenilmez, bu adamlar şunu yaparlar, bunu yaparlar diyorlardı. Bir, adam yenildi. Birincisi bu. Yenilebiliyor. İki, çalarlar, manipüle ederler, bir şekilde o sandıktan yine çıkarlar diyorlardı. Bu olmadı. CHP bütün güçleriyle sandıklara sahip çıktı. Üç, ya işte sandıklara sahip çıkamıyorsunuz, şu oluyor, bu oluyor, sorun çıkıyor. Oysa sandıklara sahip çıktığımız yapılan sayımlarda da çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Çok net. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda toplum nefes aldı Aslı Hanım. Toplum pazar gününden beri nefes aldı. Ama toplum bu ceberrut, bu faşizan, bu baskıcı, bu totaliter yapıdan inanılmaz derecede rahatsız. Sadece CHP'li, MHP'li ya da mevcut Cumhur İttifakı'na oy vermeyenler mi? Oy verenler mi? Hayır. Onlar da rahatsızlar. Onlar da bu işten ciddi anlamda bir rahatsızlık duyuyorlar. Ve onlar neden bu hak teslim edilmiyor, neden böyle davranılıyor diyerek onlar da tepkilerini gösteriyorlar. Evet. Nefes aldı vatandaşlarımız dediniz. Evet. İstanbul için nefesler tutuldu. Tüm dünyanın gözü kulağı İstanbul'da aslında. Şimdi şöyle yapalım. Sayın Yavuz bir açıklama yaptı. Ali İhsan Yavuz. Evet. AKP'li dedi ki bir usulsüzlük var, bir organize iş var bu konuda dedi ve 38 ilçenin tümünün sayılmasını isteyeceğiz dedi. Yine demin söylediğimden yola çıkarak söylemek istiyorum. İstanbul'u kaybetmek iktidar bir yerel seçimi kaybetmek olarak bakmıyor. İstanbul'u kaybetmek iktidar için meşrudiyetini yitirme olarak bakıyor. Çünkü İstanbul bugün hem ekonomik olarak hem nüfus yoğunluğu olarak stratejik olarak dünyanın baktığı pencereden çok önemli bir yer ve alan. Dolayısıyla bunu kaybetmek onlarda rahatsızlık yaratacak. Şimdi açıklama yapıyor. Bir sürü bakan. İşte önce İçişleri Bakanı. Birileri bu işi planlamış cümlesi. Ne anlama geliyor? Şöyle, evet planlamışlar. Onlar planlamış. Ama planları olmayınca rahatsız oldular. O yüzden söyledim ben. 2015 Kasım'ını o yüzden söyledim. 2017-16 Nisan'ını o yüzden söyledim. Haziran 2018'i o nedenle söyledim. Aslında kendilerinin kurmuş olduğu bir düzen var. Kendilerinin kurmuş olduğu bir çete düzeni vardı. Vardı. Ve bu düzen yıkıldı aslında. Söylemek istedikleri o. Demek ki bir plan yapmışlar. Bu plan bozuldu. Bu plan hayata geçmedi. Bu plan hayata geçmediği için de rahatsızlar. İçişleri Bakanı devreye giriyor. Adalet Bakanı devreye giriyor. Bütün bakanlar devreye giriyor. Yetmiyor. AKP Genel Başkanı da devreye giriyor. Yaptığı açıklamayla diyor ki bütün her yeri tekrar sayacağız. 16 milyonluk bir kentte 14 bin 15 bin seçmenle kazanılır mı? O zaman soruyu şuradan soralım. Sizin 14-15 bin dediğiniz seçmenin şu anda aldığı oy %48'in üzerinde. Siz iktidara geldiğinizde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzda %25 oy aldınız. %25. Eğer bir meşrutiyet, eğer bir temsilde sorun, eğer bir yönetimde istikrarsızlık meselesi varsa dönüp kendinize bakacaksınız. 1994'te aldığınız oylara bakacaksınız. %25 oy alıp koca bir kenti yönettiniz.
2002'nin sonunda, 2002'de yapılan, Kasım ayında yapılan seçimde %34 oy alıp meclisin %65'ini aldınız. 12 Eylül faşist, diktatöryel sürecinden kalan %10 barajı diğer partileri meclise sokamadığı için, temsilde adaletsizlik olduğu için 65 alarak bu ülkeyi 16-17 yıldır yönetiyorsunuz. Eğer ortada bir 16-17 bin meselesi varsa dönüp kendinize bakacaksınız. Devlet Bahçeli dedi, bir oy bile alsa yasalar böyle. Hani hukuk diyorsunuz, yasa diyorsunuz. Bir bakanları da çıktı. Biz gayri iş yapmıyoruz ki, yasalara uygularız. Yasalara uyguluyorsanız bir oy bile fazla almış insan seçimi kazanmış demektir. Bir oy. Şimdi şöyle bir şey var Aslı Hanım. Burada İstanbul'da bütün güçlerini kullanıyorlar. YSK, hakimler, savcılar. Hakimler o kadar tedirgin ki. O kadar rahatsızlar ki insanlar. Burunlarından geliyor, bunu biliyorum. O kadar rahatsızlar. Yani hiç de böyle göründüğü gibi çok memnunlar, çok böyle rahatlar, iktidar ne derse onu yapacak durumda değiller. Ama bu durumun içinde bulunmaktan rahatsızlar. Elbette bu durumun içinden bulunmaktan çok rahatsızlar. Şöyle bakalım. Yani kendileri bir haksızlık görüyor değil mi? Diyorlar ki bir haksızlık var diyorlar kendilerine göre. Ortada bir haksızlık falan yok. İşte benim Çekmeköy'de şu anda seçim bitmiştir muhtemelen. Sayım bitmiştir. Ve artıdayız. Yani CHP yine artıda. Oradan yeni bir bilgi verirse arkadaşlarımız paylaşabiliriz. Evet, söyleyeyim arkadaşlarımıza, oradan gelsin. Hı hı. Bu arada bir oydan bahsettik. Ekrem İmamoğlu da dedi ki bir oy bile benim hakkımsa hakkımı yedirtmem. Ama elbette karşı tarafınsa da bunun için elimden geleni yaparım dedi. %48'lik bir oy oranından bahsediyoruz. Ve hakikaten Binali Yıldırım devletin her alanında bulunmuş bir insandı. Bir defa başbakanlık yapmış bir insandı, bakan. Ancak Ekrem İmamoğlu çok da fazla Binali Yıldırım kadar tanınan bir isim değildi. Bu da çok konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda diğer CHP'li seçmenler dışında da takdir edildi aslında. Üslubuyla, tavrıyla, tarzıyla ve ilk dakikadan itibaren sayısız açıklama yaptı Ekrem İmamoğlu ki sizin de yayına başlamadan önce yine bir Kartal'da açıklaması vardı. Sürekli bu süreci takip ettiğini, hakkının olduğunu söylüyor ve aklı selim insanları göreve davet ediyorum. Bu mesele memleket meselesidir dedi az önce. Biz Binali Yıldırım'dan bir açıklama göremiyoruz. Seçimin 3-4 saat sonrasında bir açıklama yapmıştı seçimi kazandık diye. Ancak sonrasında böyle bir açıklaması olmadı. İki lider diyelim artık, nasıl değerlendiriyorsunuz açıklamalarını? Şöyle, gerçekten İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ciddi bir süreç yürüttü ve ilk belediye il başkanı olduğunda şunu söylemişti. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını alacağım demişti. Evet. Kazanacağız demişti. Çok netti. Ve süreci başlattı. Büyük araştırmalar yürüttü. Ve ilk başlandığında Ekrem İmamoğlu'nun tanınırlığı çok düşüktü. 20'lerin bile altındaydı. 20'lerin bile altındaydı. Ama şöyle, çok daha tanınmış isimler vardı. Ama o isimlere yüzdelik olarak çok daha yukarıda tanınmış isimler vardı. Adaylaşabilecek. Ama sokakta şöyle bir durum vardı. Bu adaylaşma imkanı olan, tanınırlığı da Ekrem Bey'den daha yüksek çıkan kişilere toplumdan karşı duruş da vardı. Yani ben bunu tanıyorum ama oy vermem. Ben bunu tanıyorum ama oy vermem diyen bir kitle vardı. O zaman iş döndü. O zaman tek şey var. Ekrem İmamoğlu tanınmıyordu ama oy vermem diyen hiç çıkmamıştı. Yani ben bunu tanımıyorum ama tanısam da oy vermem mesela. Öyle bir şey yok. Toplum bir değişim istiyordu. Yeni bir yüz, yeni bir anlayış, yeni bir üslup, yeni bir görüntü, öyle diyelim. Bütünüyle öyle Ekrem Bey, böyle bu özelliklere sahip. Ve bundan dolayı Ekrem İmamoğlu adaylaştı ve hızlıca tanınması gerekiyordu. Tanınma nasıl olurdu? Elbette medyayla ve birebir sokakta gezerek. Evet. Elbette medyayı görüyoruz. Sizler varsınız. Havuz medyası dediğimiz bir yapı var. Bütün medyayı kuşatmaya çalışmış bir siyasal iktidar var.
İmamoğlu'nun konuşmalarını, çalışmalarını bile çok az gösterdiler. Sadece İmamoğlu'nun mu? Toptan baktığımızda Cumhur İttifakı'na çalışmış kocaman bir medya ordusu var. Kocaman bir medya. Onun karşısında sizler varsınız. Birkaç tane daha kanal var. Ama kitle belli. Ulaşabildiği yer belli. O zaman tek şey kalmıştı. İmamoğlu'nun birebir mücadele etmesi, sosyal medya denen aracı olabildiğince iyi kullanması ve elbette küçük küçük mitingler ve farklı davranışlar. Bütün bunları yaptı, yürüdü, diyalog kurdu, temas etti, herkesle görüştü ve tanınma oranı sürekli yükseldi. Bu Ekrem İmamoğlu'nun bir de başarı öyküsü vardı. Sonuçta bir belediye başkanlığı yapmıştı. Oradan yükselen bir yıldızı vardı. Belediye başkanlığına yabancı değildi. O belediyeyi de biliyorsunuz AKP'den alınmıştı. Oradan doğru bir başarı öyküsü sunabilecek, ortaya bir ütopya koyabilecek bir durumu da söz konusuydu. Ama karşısına baktığınızda AKP gece gündüz adam aradı. Ne yaparız diye. Çünkü seçime AKP Türkiye'de birkaç yerde belediye başkanlığı öne çıkarak girdi. Onların dışında hiçbir yerde belediye başkanlığı öne çıkarmadı. Çünkü AKP yerel seçime bir genel seçim havasıyla baktı ve hep oraya doğru yönlendirmek istedi. Beka meselesi, terör meselesi, inanç meselesi, bütün bunları hayata geçirirken Suriye meselesi, dünya ile olan ilişkiler, Trump'la olan kavgalar vesaire, işte ne oldu? Bir anda beka meselesi, meka meselesi falan kalmadı. Beka meselesini şimdi görüyoruz. Şu anda beka meselesinin içerisindeyiz. Nasıl biliyor musunuz? Ordu nerede? Asker nerede? Sandıkları koruyor. Polis nerede? Sandıkları koruyor. Hakim nerede? Sandıkları koruyor. Savcı nerede? Sandıkları koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elemanları nerede? Onlar da sandıkları koruyor. Demek ki onların beka dediği ve kurguladıkları, bugün hep plan var, organizasyon var, organize, bu seçimin zaten başından sonuna kadar hep şaibe var diyen o yapı aslında hep beka meselesi diye diye burayı diyormuş. Bunu anladık. Burayı diyormuş. Sandıklar onlar için beka meselesiymiş. Sandıktan çıkarsak beka meselesi, beka meselesi yok. Sandıkta gömülürsek beka meselesi var. Şu anda sandıkta gömüldüler. Demek ki beka meselesi burasıymış. Çünkü bir hafta geçti. 31 Mart'tan bugüne kadar hiç beka meselesinden falan bahsedilmiyor bu topraklarda. Hiç böyle Suriye'de bu oluyor, Amerika'da bu oluyor, Rusya'da bu oluyor. Sınırlarımız güvence altında değil. İşte şuradan şu saldırı var, buradan bu terör eylemi var, buradan bu var. Hiç konuşan ben duymadım. Hiç bunu gündeme getiren ben duymadım. Hiçbir şey yok. İşte bütün bunları üst üste koyduğumuzda şöyle bir tespitimiz var, çok net. Beka meselesi dedikleri kavramın onların koltuklarında kalmak istedikleri, İstanbul'u kimseye vermeden bunun üzerinden rant, çıkar, talan, yağma, suistimal, her şey, her şey, işte İstanbul'u kaybettiklerinde bir şey çıkacak ortaya. Bütün bunlar dökülecek, döküldüklerinde onların gerçek yüzü de çıkacak. İşte tam burada AKP bu seçimi AKP Genel Başkanı üzerinden bir yerel seçim değil, kendi meşrutiyeti üzerinden götürmek istedi. Kendini tescilleyen, güven oylamasına sunan bir mekanizma olarak görmek istedi ve kendisi yarıştı. Türkiye'de kendisi yarıştı. Birkaç ilde özellikle, örneğin İzmir'de, örneğin Ankara'da ve elbette en güçlü gördükleri, tanınırlığı yüksek olarak gösterdikleri Binali Yıldırım. Binali Yıldırım da zaten çok böyle isteyerek falan bu işin içine girmedi. Anlaşılan o da zoraki girmiş ki o gece çıktı, yine bir önüne bir yalan haber koydular. Sen öndesin, seçimi kazandın dediler. O da çıktı, biz öndeyiz, biz seçimi kazandık dedi. Onu da yadırgamıyorum. Söyledi zaten, teşkilattan bana öyle bir haber geldi dedi. O teşkilattan haber üzerinden çıktım, bunları söyledim. O yüzden hani bu benim değil, onların bana verdiği bilgiler üzerinden dedi. Evet, Binali Yıldırım oraya gelmişti, adaylaşmıştı, tanınırlığı yüksekti ama sunabileceği hiçbir şey yoktu. Bir televizyon kanalında denk gelmiştim. Çok enteresandı. Sordu sunucu arkadaş. Dedi ki, Binali Bey, İstanbul'da sokaklarda geziyorsunuz. Halk sizden ne istiyor? Halk benden bir şey istemiyor dedi.
Çünkü ben ne yapacağımı biliyor dedi. Ne isterlerse yapacağımı biliyor dedi. Aynen söylediği cevap buydu. Halkın bir şey istemediğini, halkın bir talebinin olmadığını söyleyen bir anlayışla geldik bugün nere? Ne peki yazık seçmen ki? İstanbul için Türkiye genelini soracağım. Bu arada vaktimiz bayağı bir daraldı. Diğer illeri de size sormak istiyorum. Özellikle Bursa ve Ankara'yı. Seçmen İstanbul için hangi mesajı vermek istedi sandıkta? Sandıkta bir kere birçok şey söylenebilir ama ağırlık olarak, temel olarak biz artık bu mevcut yerel yönetimden memnun değiliz dedi. Birincisi buydu. Bu yerele verilen bir mesajdı. İki, Türkiye artık ekonomik olarak doğru yönetilmiyor. Sorunlarımız var. Duyun dedi. Üç, sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de artık devletleşmiş bir parti var. Huzursuzuz, mutlu değiliz. Kentimizde nefes alamıyoruz. O yüzden itiraz ediyoruz dedi. Çok açık, çok net. Yani İstanbul'daki tavır sadece İstanbul değil. Adana, Mersin, evet. Antalya, Ankara, Bursa bile çok hani çok kıl payla Bursa gibi bir kentte Cumhur İttifakı'nın %70'lere dayanan oy potansiyelinde biz hemen hemen çok az bir oyla 47 bin oyla kaybettik. Yani 47 bin oyla kaybettiğimiz bir seçimden bahsediyoruz bütününe baktığımızda. Dolayısıyla halk hem yerelde mutsuzluğunu, alınan hizmetlerdeki sorunları, kentteki yaşam koşullarını sorgularken aynı zamanda iktidarın da bu keyfi yönetiminden rahatsız olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Evet, şimdi Ankara diyelim. 25 yıl sonra Cumhuriyet evet. Halk Partisi bugün Mansur Yavaş mazbatasını aldı. Ankara için neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Ankara önemli. Ankara Cumhuriyet'in başkenti, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kenti, can damarı, elbette nüfus yoğunluğu, ekonomik veriler açısından İstanbul kocaman, devasa bir kent demeye de gerek yok. Kocaman bir ülke gibi İstanbul ama Ankara'nın da Cumhuriyet tarihi açısından çok önemli değeri var, önemi var. İstanbul ve Ankara'da Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını yok etmeye başladılar. Mekansal olarak, kültürel olarak, tarihsel olarak bütününü değiştirmeye çalıştılar. Uzunca bir süredir bunu yapıyorlardı ve Ankara artık kimliğini yitirmeye başlamıştı. Sadece Ankara mı, birçok kentte kimlik değişimi söz konusuydu ve artık Cumhuriyet'in, demokrasinin, özgürlüklerin kenti olmaktan çok talan edilmesi gereken, Cumhuriyet'in kazanımlarının yağmalandığı Atatürk Orman Çiftliği'nden tutun da Ankara'nın merkezi olan Ulus'tan bakanlıklara kadar o ana artelde gittiğinizde mekansal dönüşümün çok net olduğunu görüyorsunuz. Yine merkez ve çevre boyutuna baktığınızda sadece imar ve inşaata dayalı bir mekanizmanın geliştiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz ve bu da kendiliğinden tabii bir yağma getiriyor, bir talan getiriyor. Kentin içine baktığınızda benim hani ızdırapla gördüğüm bu güzelim memleketin binlerce çeşidi, yüz binlerce çeşidi varken ne yazık ki dışarıdan getirilmiş ağaçlarla kente yeni bir imaj kazandırmaya çalışan bir yapı ve elbette toplumun genel olarak, sosyal olarak özellikle AKP'nin yönettiği kentlerde, semtlerde, ilçelerde insanlar kendini açık cezaevinde görür gibi. İnanılmaz bir rahatsızlık var. Sosyal alanlar yetersiz, eğlence alanları yetersiz, kültürel alanları yok. Sinema, tiyatro gibi görselliklerden ve sanatsal etkinliklerden tamamen bir haber ve ancak işe alımların o partinin gidip üyesi olursanız işe alınıldığı, adam kayırmacılığın en üstte olduğu, her türlü artık yaşam biçiminin bir inanç üzerinden götürüldüğü, onun üzerinden götürüldüğü ve inanç sömürüsünün en yüksek bir noktaya geldiği bir durumda Ankara tam böyle hani deyim yerindeyse uçurumun kenarından tekrar alındı. Bu elbette ve bugün mazbatasını da aldı. Mazbatasını aldı ama Mansur Yavaş da Ekrem de, Ekrem İmamoğlu da şunu söylüyorlar. Çok net açıkça söylemek gerekir. Evet, Cumhuriyet Halk Partili bu arkadaşlarımız öyle kazandılar belediyeleri ama burada genel bir ittifakın, genel bir dayanışmanın, genel bir omuzdaşlığı görmek lazım. Toplumun bütününde iktidara karşı, iktidarın uyguladığı politikalara karşı bir tepkinin olduğunu görmek zorundayız. Bize de elbette buradan bir ders düşüyor. Hep böyle kendimize, hep böyle sadece bir parti devleti oluşturma anlayışının doğru olmadığını, demokrasi,
özgürlük, adalet, hukuk, barış mutlaka ve mutlaka olmalı. Çünkü bir grup insanı, yani öyle bir hal aldı ki Aslı Hanım, öyle bir hal aldı ki son birkaç aydır, neresinden bakarsanız bakın, çiftçisi, tüccarı, patatesçisi, soğancısı, halcısı, kabzumalı, öyle laflar söylediler ki, öyle şeyler konuşuldu ki, kimine terörist dediler, kimine vatan haini dediler, kimine nereden çıktığı üdüğü belirsiz insanlar dediler. O yüzden yani bu toplumla bu kadar alay edilmez, bir topluma bu kadar baskı yapılmaz. Evet, İyi Parti ve CHP işbirliği, yani Millet İttifakı'nın başarısı da ortada aslında. Türkiye geneline bakarsak eğer, bu başarıdan biraz konuşalım. Son 5 dakikamız ancak, Bursa'yı da unutmayalım. Son olarak da Bursa'yı sorayım size. İyi Parti ve CHP'nin başarısı diyelim Türkiye genelinde. Şöyle, gerçekten yapılan işin sonucu bir... doğru iş yapıldığını gösteriyor. Çok açık, çok net bir şekilde bütün kazandığımız yerlerde bir dayanışmanın olduğunu söylüyor. Meral Hanım'la Genel Başkanımız Kemal Bey çok doğru bir süreç götürdüler. Sandık diyaloğu kurdular açıkça. Biliyorsunuz resmi olarak bir ittifak kurmak mümkün değildi. Ama bir güç birliği oluşturdular. Onların verdiğimiz yerlerde İyi Parti tek başına girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylaştığı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi tek başına girdi. Ama sonuç olarak baktığımızda elbette ufak tefek sorunlar olabilir, ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir. Tabanda, ama yani ilçelerde, belde düzeyinde, ama bütünle baktığımızda inanılmaz bir başarı öyküsü yazıldı. Burada zaten özellikle ortaya çıkması gereken düşünce şudur. İktidar ısrarla ayrıştıran, ısrarla ötekileştiren, ısrarla birbirinden uzaklaştıran ve kendi kitlesini de bloklaştıran ve militarize eden bir siyaset güttü. Şunu çıkardık biz ortaya. Amacımız oydu zaten. Uzunca bir zamandır bunun için uğraşıyorduk. Biz kardeşiz. Biz bu topraklarda 82 milyon insan, birbirimizin inancı, siyasi düşüncesi, kimliği farklı olur ama biz kardeşiz. Bu seçimin sonunda bu çıktı. Biz beraberiz. Halk dedi ki biz beraberiz. Siz ne kadar ayrıştırırsanız ayrıştırın, biz beraberiz. İki, halka ısrarla teröristsiniz, sizler terör gruplarısınız diyerek halkı küçümseyen, halkı ötekileştiren, kendisine oy verirse yurtsever vatandaş, kendisine oy vermezse terörist vatan haini gibi gören anlayışı yıktık. Hepimiz hep beraber bu topraklarda gelecekte daha büyük bir umudu yeniden inşa ettik. Evet, Bursa diyelim, oy farkı 47-48 bin. 47.948 bin. Evet, 48 bin diyebiliriz. Geçersiz oy sayısı 58 bin. Ancak CHP'nin itirazı reddedildi. Neler söylersiniz? Aynı zamanda Bursa milletvekili olduğunuz için evet, soruyorum. Evet, tabii şöyle, yani ciddi anlamda bir siyasal iktidar kendine hak görüyor. İstanbul'da bir saydı, iki saydı, üç saydı. Tarihe saymakla bitmeyen seçim olarak geçecek bu İstanbul için yerel seçim. Oysa bizim de demokratik hakkımız. Biz de itiraz ettik. Bizim itirazlarımızın hepsi reddoluyor. Sadece burada mı? Sadece Bursa'da mı? Birçok yerde var. Mesela Balıkesir. Yani Balıkesir'de var. Birçok yerde, şu anda aklıma gelmiyor. Eskişehir Çifteler'de var. Evet. Birçok yerde seçime itiraz edildi. İşte Muş'ta seçime itiraz edildi. Birçok yerde seçime itirazlar. Onların büyük çoğunluğu kabul edilmiyor, reddediliyor. Ama iktidarın itirazlarının tümü kabul ediliyor. Evet, o zaman son mesajınızı da İstanbul üzerinden alayım. Şu an ne zaman sonuçlanır sizce? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz elbette. Sizin kişisel olarak yorumunuzu ben sorayım. Aynı zamanda İstanbul için, Ekrem İmamoğlu için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi için neler söylersiniz? Çok teşekkür ederim. Şunun adını koyalım. Onlar istedikleri kadar seçim bitmemiştir, sayım devam edecektir desinler. Elbette sayacağız, mücadelemizi sürdüreceğiz. Seçimi Ekrem İmamoğlu, seçimi Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı kazanmıştır. Belediye başkanı olmuştur. Halk bunu şu anda kabul etmiş durumdadır. Çok net. AKP'ye oy verenler de, MHP'ye oy verenler de, diğer partilere oy verenler de bunu kabul etmişlerdir. Bunun adını net bir şekilde ortaya koyalım. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, dediğim gibi, sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak süreci götürmedik. İyi Parti var. Öbür taraftan tabanda vatandaşlar üzerinden hangi parti oy verirse versin sandık dayanışmasını ortaya koyduk. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi değil özelde. Cumhuriyet Halk Partisi doğru adayı ortaya çıkarmıştır.
Doğru aday Ekrem İmamoğlu doğru işler yapmıştır. Kendi kimliği, kişiliği ve belediye başkanlığı tecrübesini sokağa ve Türkiye siyasetine yansıtmıştır. Türkiye siyaseti yeni ve çok anlamlı yeni bir figüre artık tanıklık etmektedir. Bu çok nettir. Bu da elbette siyasal iktidarın kimyasını, fiziği zaten bozulmuştur. Kimyasını da bozdu. Buradan dolayı da ciddi bir rahatsızlık var. Ve bizim öngördüğümüz temel anlayış şu: bundan sonra Türkiye daha iyi olacak. Bunu o gün de söylemiştik. Ve geçen pazartesinden tam bir hafta oldu. Pazartesinden bugüne kadar insanlar daha iyi nefes alıyorlar. Daha mutlular. Bir psikolojik eşiği aştılar. Artık psikolojik üstünlük gerçekten milli iradede. Gerçekten halkta. Bundan önce vesayet düzeni vardı. Çünkü bunlar geldiklerinde şunu dediler: askeri vesayet var. Ülkeyi bu askeri vesayetten kurtaracağız. Adil bir düzen olacak. Hukuk olacak. Hukukun üstünlüğü olacak. Üstünden hukuk olmayacak dediler. Oysa şu anda kurdukları düzen aşırı vesayetçi, devletleşmiş bir parti, korkutarak, yıldırarak, sindirerek ve hiçbir ilgiyi kabul etmeyen, elindeki bütün gücü kullanmaya çalışan, Yüksek Seçim Kurulu'na ayar vermeye çalışan, toplumu tehdit eden, hatırlayın 2015 7 Haziran'ı, şöyle hemen bir geriye gidelim, hemen hemen kaç yıl oldu, 3 yıl oldu, 4 yıl oldu, olmadı bu iş dedi. Milli irade olmaz bu. Bu yerine gelmedi. Bize 400 milletvekili vermeliydiniz dedi. Hatırlayınız, Davutoğlu'yla biz bir koalisyon kurmak istedik. Reddetti o komisyonu. Olmaz dedi. İntiharınızı mı seçiyorsunuz dedi Davutoğlu'na. Böyle bir yaklaşımda bulundu. Bugün aynısını yapıyor. Olmadı. Halka dönüp diyor, doğru iş yapmadınız. Aslında halka da bir gözdağı var. Siz, söyledi ya, çoğunluk bizde. Hadi bakalım. Yapsın dedi. Topal ördek meselesi. İşte meclis çoğunluğu bizde. Hadi çalışsın. Ya bırak sen. Sen işine bak. Sen AKP genel başkanısın. Yeter. Biz halkız. Korkmuyoruz. Sizden hiç korkmuyoruz. Kazandık seçimi. Hakkımızı teslim edin. Halk kazandı. Yaptığınız her itiraz halkın iradesine müdahaledir. Milli iradeye saygısızlıktır. Milli iradeyi gasp etmektir. İnsanlığımızdan dolayı sesimizi çıkarmıyoruz. Ama yani bu artık haddini aşan bir hale geldi. O bakan çıkıyor, sandıklara karışıyor. Öbürü ev ziyaretinde bulunuyor. İçişleri Bakanı çıkıyor, soy ismiyle uyuşmayan herif acayip ifadeler kullanıyor. Öbürü çıkıyor, bu başından itibaren bütün seçim manipülasyondur diyor. Bir teşkilat kurulmuştur diyor. Size soralım. Teşkilat olduğunu biliyorsanız siz bu işin içindesiniz o zaman demek lazım. Peki, çok teşekkürler Sayın Orhan Sarıbal, değerli katılımınız için. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bize sunduğunuz için. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Bursa Milletvekili Sayın Orhan Sarıbal'la birlikte yerel seçim sonrasını konuştuk sevgili izleyenler. Şimdi kısa bir ara, saat başında gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.